Gençler merhabalar. 2024 yılında çıkmış bir basınç sorusu. Ee, sorunun hikayesini buraya yazdım. Ee, her zamanki gibi... ...şekil üzerinden anlatalım. Şimdi şöyle... E, ...bir pistonla iki bölmeye ayrılmış. H uzunluğunda bir... ...silindirik kap var. 3 bölü 4'e 1 bölü 4 şeklinde ikiye ayrılmış. Bu taraftaki gazın sıcaklığı 2T. Şu taraftaki gazın sıcaklığı T. E, ve deniyor ki... ...A tabanı altta gelecek şekilde devrildiğinde e, yükseklikler H bölü 2 H bölü 2 oluyor. Bu durumda şu pistonun kütlesi M'miş. Eğer pistonun kütlesi 2M olsaydı ve gene A tabanı altta kalacak şekilde devrilseydi şu mesafe ne olurdu diye soruyor. Şimdi bir kere e, ısıca yalıtılmış bir kap demiş. Piston da ısıca yalıtılmış bir piston diyor, yani burada bu sıcaklıklar bir anlam taşımıyor, ortak sıcaklığa falan ulaşmayacaklar. Neticede biz pistonda, işte şuradaki basınca da P diyelim. Şuradaki basınca da P diyelim. Ve bunu aldık devirdik, döndürdük. Tabii şu A tabanı, şu 3H bölü 4 yüksekliğindeydi, şimdi H bölü 2 yüksekliğinde. Şu basınç ne olur o zaman? İlk baştaki PV çarpımı ile ikinci durumdaki PV çarpımı eşit işte olacak. İlk başta basıncı P'ydi. Hacmi 3 H bölü 4'e e, hacim diyelim. Çarpı S alanı yazmıyorum. Eşittir. İkinci durumda hacim H bölü 2. Peki ikinci durumda basınç nedir? Şu H'lar gidiyor zaten. S'ler olsa S'ler de gidecek. Yani 3 bölü 2 P'lik bir basınç var burada. Peki üstteki gazın basıncı ne oldu? İlk başta e, H bölü 4 yüksekliğindeydi. Alanı ona göre. Şimdi H bölü 2 oldu. Yani e, iki katına çıktı hacim. O zaman basınç da yarıya indi. Şuradaki basınç da P bölü 2 oldu. O halde e, biz bu pistona göre basınç eşitliği yazarsak alttan vuran basınç 3 P bölü 2. Üstten vuran basınç bir P bölü 2 var. Bir de o pistonun ağırlığı var. Yani MG bölü S'si var. Tamam. Şimdi bu durumdan elde ettiğim denklem bu. Hatta bunu temizlersek şu tarafa attığımda P eşittir mg bölü s'yi yakaladık. Tamam. Şimdi e, peki ikinci durumda şu mesafeyi bilmiyorum. Şuraya x diyeyim. Şuraya da e, h x diyeyim. Tamamı h'tı çünkü. Onu biraz daha geri alalım. E, i̇lk başta her ikisinin de basıncından p demiştik. Mesela şu üstteki gaz için bakarsak basıncı p'ydi. E, hacmi h bölü 4 orantılı. Yeni durumda hacmi H eksi x ile orantılı basıncı nedir? Yani pH bölü 4 H eksi 4 x'tir. Tamam. Peki şu alt taraftaki gaz artık şurada. İlk baştaki pV çarpımı e, basıncı P hacmi 3 H bölü 4 ile orantılıydı. İkinci durumda e, hacmi x ile orantılı basıncı nedir? O ikinci durumdaki basıncı da 3 bölü 4 P H bölü X diyelim. Tamam. Şimdi onun da basıncını bulduk. Şimdi artık e, buradaki denklemimizi bir yazalım. Şuraya alalım onu. Tamam. Şimdi buradaki denklemimizde şu pistona göre alttan vuran basınç 3 bölü 4 pH bölü x üstten vuran basınç pH bölü 4h eksi 4x artı bir de piston 2mg bölüse hatta ona da 2p diyelim. Böylece e, tamam. Denklemi sağlamış olduk. Zaten bize de x'i soruyordu. Artık çözeceğiz. Şu p'lerden bir kurtulalım. Şu p'ler bir gitsin. Hatta her yeri bir 4 ile çarpalım. Şu 3h bölü x kalsın. Şunu 4 parantezine almış olayım. 4 ile çarptığım zaman e, h bölü h eksi x kalsın. Artı şunu da 4 ile çarpayım. 8 olsun. Artık tamam işlemeye girelim. 3H bölü X eşittir. Paydaları eşliyorum. Eşit H artı 8H eksi 8X bölü H eksi X oldu. Şimdi içler dışlarımızı yapalım. Denklemi artık düzenleyelim. Yani şuraya attığımda 3H çarpı H eksi X eşittir. X çarpı 9H eksi 8X oldu. Yani 3h kare eksi 3hx eşittir 9hx eksi 8x kare oldu. Şimdi herkesi bir tarafa atalım. 8x kare şu, şu tarafa geldiğinde eksi 12hx artı 3h kare eşittir 0 gibi bir denklem oldu. Zaten ben burada x'i bulmak istiyorum. Artık diskriminant gibi yani şurası a oldu. İşte şurası b oldu. Şurası C oldu. Önce bir diskimin diskriminantı bulalım. B kare. Yani şu ifadenin karesi. 144 H kare. B kare eksi 4 A çarpı C. Tamam. Şimdi buradan 144 e, şu 32 96. 144'ten 96'yı çıkaramadım bir. Ne oldu? 48 kaldı. Tamam. Yani 48 h kare oldu diskriminant. Şimdi köklere gelelim. x 1 2 eksi b e, artı eksi kök diskriminant bölü 2 a'ydı. Yani bizim köklerimiz artık e, eksi b dediğim şey 12 h olur. 12 h artı eksi kök 48 h kare. O da 4 kök 3 h bölü 2 a olur. Yani 2 çarpı 8 olur. Tamam yani bir, bunun artık bir artılısını alacağız bir eksilisini alacağız. Ee, yani 12H artı 4 kök 3 H bölü 16 yaptı. Hatta buradan da 4'e bölersek e, 3H artı kök 3 H bölü 4 yaptı. Birinci kök. ikinci kök Tabii tabi bunun eksilisi. Yani 3H eksi kök 3 H bölü 4. İki tane kökümüz var. Ee, burada tabi biz şöyleydi şeklimiz ee, şurada şöyle bir piston vardı pardon şöyle ee, tamamı haştı bize şu mesafeyi soruyor yani haştan biraz az olmalı şu ifade birden büyük olduğu için bu çözüm kümesi değil cevabımız şu 3 eksi kök 3 haş bölü 4 tamam şimdi şöyle biraz hepsini tek ekranda bir görelim ee, şöyle alalım ee, şöyle biraz daha küçülteyim. Tamam. Tabi burada e, sıcaklıkları vermiş ama biz onu kullanmadık. Çünkü bir ısıl denge durumu yok. Aslında e, piston e, enerji iletimini kesmeseydi o zaman çok daha farklı bir soru olurdu. E, İcab ederse onu da başka bir videoda çözeriz. Bu sorunun cevabı bu şekilde. E, bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Hoşçakalın.